sıcak meseleleri konuşmaya çalıştık. Ama bir yandan başka sıcak meseleler de var ki o da acaba bu ittifak denklemini mi biraz hedef alan şeyler, ne oluyor siyasette, kartlar yeniden mi karılıyor? Böyle klasik bir girizgah yaptık belki ama efendim bu ara son iki gündür, üç gündür aslında bir süredir konuşuluyor Saadet Partisi. Yani oy oranı vesaire bunlar bir kenara, çünkü öyle bir sistemdeyiz ki %51 için her türlü partiye ihtiyaç var ve ittifaklar önemli. Bu ittifakların gerçekten sıkı olması da elbette ki elzem ve gerekli. Şimdi dolayısıyla birincisi Oğuzhan Asil Türk ismi, Milli Görüş Hareketi'nin için önemli bir isim elbette. Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. Biliyorsunuz daha önce iki kez bildiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Siz Sayın Asil Türk'ü tanır mısınız? Öncelikle onu sorayım. Nasıl tabii. biridir? Bir iletişiminiz var mıdır? Tabii, daha öncesinden tabii. Merhum Erbakan Hoca da belki değil mi? Yakinen tanıdığı, bildiği bir isim. Elbette tabii. Beraber çalıştığı 40 sene birlikte çalıştığı bir isim. Tabii burada Saadet Partisi ile ilgili süreç merhum Erbakan hocamızın vefatından sonra çok ilginç bir hal aldı. Bu ilginçliğin birinci adımı Zaman Gazetesi'nde bu örgütün, FETÖ'nün içerisinden önde gelen bir yazarın yazdığı yazı. Yani Erbakan hocamız vefat etmiş, daha 2-3 gün içerisinde yazılan bir yazı. Bundan sonra Milli Görüş'te Asil Türk'ün sözü geçecek. Erbakan dönemi bitmiştir. Bundan sonra Asil Türk'ü takip edin. Şimdi tabii bu hakikaten hem zamanlaması hem de yazının yazıldığı yer, Zaman Gazetesi, yazan kişi son derece manidar. Neden? Herkesin Türkiye'de artık bildiği gibi FETÖ ile Erbakan Hoca ve Milli Görüş Hareketi uzaktan yakından ilgisi olmamış, yıldızı barışmamış. Ne FETÖ bize yaklaşmış ne biz onlara yaklaşmışız. Ve 28 Şubat süreci arkasında bile hayırlı olsun diyen, manşetler atan Zaman Gazetesi, işte yapamadınız, beceremediniz, bırakın gidin diyen, ordunun, oradaki 28 Şubatçıların yanında yer alan Zaman Gazetesi, hayatı boyunca Erbakan hocamızın partilerine bir tane oy vermemiş, hiçbir zaman hakkında bir yazı dahi yazmamış Zaman Gazetesi, olumlu bir yazı dahi yazmamış Zaman Gazetesi, birdenbire Asil Türk'ü işaret ediyor ve burada herkesten önce böyle bir ön alıyor. Bu çok manidar. Arkasından tabii Erbakansız bir Saadet Partisi'nin medyada birdenbire bir özgül ağırlığının oluşması çok ilginç. Efendim diyorlar, oy oranından hariç bir ağırlığı var. Neden ağırlığı var? Erbakan Hoca'nın partisiydi, Milli Görüş Partisi'ydi. Tamam, peki bu ağırlık Erbakan Hoca hayattayken yoktu. Yani Erbakan Hoca'nın vefatından sonra bu ağırlık birdenbire nasıl çıktı Allah aşkına? Erbakan Hoca siyasi yasaklıydı ama 2011'deki vefatına kadar bütün seçimlerde Saadet Partisi'ne oy istedi. Mitinglerde meydan meydan gezdi. Ya o zaman bir satır haber vermiyordunuz. Akşamları bir dakika televizyonlarda göstermiyordunuz. Tamamen yok sayıyordunuz. Ki Saadet Partisi Recai Kutan'ın genel başkanlığında 2004 seçimlerinde %4 oy aldı il genel meclisinde. Sayın Numan Kurtulmuş'un genel başkan olduğu 2009 seçimlerinde %5.2 oy aldı. Yani bugünkü gibi 0.8-0.7 de değildi. Erbakan Hoca da hayattaydı. Asıl o geleneğin kurucu lideri, partinin içerisinde partiye oy istiyor, partinin istişare kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Böyle bir ağırlık yoktu. Birdenbire bu ağırlık çıktı. Çok manidar. Ve tabii yine Erbakan hocamıza yıllar boyu ağzından bir güzel söz çıkmayan birçok insanların Saadet Partisi Genel Başkanı ile ilgili neredeyse şiirler yazacak hale gelmesi de çok ilginç. Yani bunları tabii kamuoyunun değerlendirmesine sunuyoruz. 0.8'lik bir parti. Peki Büyük Birlik Partisi niye bu kadar konuşulmuyor? Yani Büyük Birlik Partisi de hemen hemen Saadet kadar oyu olan işte küçük parti dedikleri partilerden bir tanesi. Hani küçük partiler bile önemli dediniz, artık onun için konuşuluyor dediniz. Yani küçük denmesi belki de ama daha görece daha bakımından, az oy oranı. Az oy alan partiler bakımından. Peki Büyük Birlik Partisi'nin de konuşulması lazım. Bu son derece manidar bir durum. Ancak tabii çok fazla da zaman ayırmak da istemiyoruz. Şunu demek istiyorum. Tabii bir defa kendi içindeki insanlar bugün açıkça Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil etmediğini ifade ediyorlar. Kim bunlar? MKYK üyeleri. Temsil etse zaten biz ayrı parti niye kuralım? Milli Görüş neredeyse biz orada olacağız. Milli Görüş'ü temsil etmediğini düşündüğümüz için Yeniden Refah Partisi'ni kurduk. Bunun da tabii bir sürü sebepleri var. Daha önce canlı yayınlarda, konuşmalarımızda çok ifade ettik. Burada da tekrar etmek ister misiniz? Merak ettik. Tabii tekrar edilebilir. Kendi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları, son 2019 seçiminde Saadet Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan kişi,
kendisi İstanbul'da Saadet Partisi'nin en önde gelen isimlerinden bir başkası bu da. MKYK üyeliği yapmış, İstanbul'da il başkanlığı yapmış bir kimse. Bunlar kendileri sosyal medya hesabından böyle milli görüş olmaz, milli görüş çizgisinden uzaklaştık diye açıkça ifade ediyorlar. Saadet Partisi'nin bir önceki Sayın Genel Başkanı'nın eşi sosyal medya hesabında Oğuzhan Bey'in Yüksek İstişare Kurulu Başkanı falan olmadığını, kendi kendisini haksız hukuksuz bir şekilde seçtirdiğini daha birkaç gün önce yazdı. Bizim 10 sene önce söylediğimiz ve Saadet Partisi'nden neden ayrıldığımıza gerekçe olarak sunduğumuz konuları bugün 10 sene sonra bizzat kendileri de zaten ifade ediyorlar. Dolayısıyla şunu mu doğru anladın mı? Burada Oğuzhan Asil Türk ismi aslında sizin de belki kopuşunuza neden olan, öyle mi? Ve şimdi de Saadet Partisi'nin belki de bir nevi sallantıda sallanmasına mı, ya da işte bir tür bir depremse bu, bilemiyorum nasıl yorumlanması gerekiyor, ama bu sıkıntıyı yaşatan kişidir aynı zamanda diyebilir miyiz? Dolayısıyla burada aslında kilit isim Asil Türk. Peki o zaman şöyle sorayım, bunun Millet İttifakı'nı hedef alan bir adım olduğunu düşünüyor musunuz? Elbette, çünkü Cumhur İttifakı şu anda oy oranı olarak partiler bakımından son derece düşük bir noktada. Anketler bunu açıkça ortaya koyuyor. İşte MHP'nin 6-7 puan gibi bir oyu olduğu, AK Parti'nin oyunun da %30'un dahi altına gittiği birçok anketlerde çıkıyor. Hı hı. Şimdi tabii meclis çoğunluğunu bu şekilde alabilmeleri mümkün olmayacak. Onun için Cumhur İttifakı'nı genişletmek lazım. Millet İttifakı'ndan mümkün olduğu kadar dağıtmak, parçalamak lazım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı çok tecrübeli bir siyasetçi ve siyasi hamlelerini de bu yönde yapması son derece normal. Cumhur İttifakı'nı genişletelim, bu parlamentoda da çoğunluğu alabileceğimiz bir noktaya getirelim. Bir yandan da tabii seçim kanununun değiştirilmesi. Yani evet, öyle bir sistem getirelim ki biz %30 oyla %51 temsil hakkı mecliste alalım. Bunu aslında yapmaya çalışıyorlar MHP ile beraber. Veya işte %35 oyla MHP artı AK Parti oyu %35 ise %35 oyla milletvekili sayısı bakımından %50 artı 1'i mecliste almış olalım. Hatta başkanlık seçiminde %40'a mı çeksek? Tabii. Sayın Faruk Çelik bunu gündeme getirmişti. Bir nabız yoklaması oldu. Bunun ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dışında yapılabileceğini pek düşünmüyorum. Çünkü anketlerde Sayın Tayyip Erdoğan'ın oyu da %40'lar seviyesinde gözüküyor. Böylelikle yeni seçim kanunuyla ve bir miktar Cumhur İttifakı'na eklemeler yaparak parlamentoda da çoğunluğu sağlamış olalım %30-35 oyla ve başkan olarak da Sayın Erdoğan'ı %40 oyla da olsa seçtirmiş olalım. Bunun planını yapıyorlar, öyle gözüküyor. Dolayısıyla bir nevi tarih, sizin daha önceki anlattıklarınızla düşünecek olursak, bu açıdan bakacak olursak tarih bir nevi tekerrür ediyor. Yine aynı isim. Yine o zaman bir şekilde hedef alınan ya da karıştırılmaya çalışan bir parti durumu söz konusu. Yanlış bir okuma mıdır sizce? Tabii, dolayısıyla bu Saadet Partisi'ni de mağdur duruma düşüren bir şey değil midir efendim? Sayın Kamalak genel başkan olduğu dönemde kendisi FETÖ'cü ilan edildi. Evet. Dediler ki işte FETÖ ile yakınlaştın, herkes seni FETÖ'cü olarak biliyor, o nedenle seni değiştirmemiz lazım. Kendisinin yerine Temel Bey'i getirdiler. Temel Bey'i de şimdi diyorlar ki seni herkes CHP'li olarak görüyor. CHP ile çok yakınlaştın, öyleyse seni de değiştirelim. Bu silsile bu şekilde devam ediyor. Ama tabii ki çok yıpranıyor. Çünkü şu anda içerisi de son derece karışık duyduğumuz kadarıyla. Buna karşı çıkanlar var. Ya 10 senedir, 20 senedir AK Parti'nin yanlışlarını söylüyoruz. En sert eleştirileri yaptık. Şimdi biz de Numan Kurtulmuş Bey gibi, Sayın Süleyman Soylu gibi, Sayın Perinçek gibi birdenbire veya Sayın Devlet Bahçeli gibi bütün bu söylediklerimizin üzerine bir macun çekip nasıl orada yer alacağız diye tepki gösteriyorlar. Ama bir yandan da tabii Oğuzhan Bey bu konuda ısrarcı. O nedenle sıkıntı içerisindeler, bu gözüküyor. Sayın Kamalak'la daha